Peki, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Efendim, vel cennetu vel naru mahlukatani. Cennet ve cehennem nedir? Yaratılmıştır. Yani mahlukatani el an. Şimdi bunlar vardır. U'iddet lil muttakin, u'iddet lil kafirin. Cennet muttakiler için, cehennem de kafirler için. Mutezile diyor ki şu an yaratılmadı. Biz bu ayet-i kerimelerden hareketle diyoruz ki uiddet mazi sigasıyla geliyor. Allah Teala yaratılmış olduğunu, sahiplerin beklediğini bize haber veriyor. Vel cennetu ven naru mahlukatani, bunlar el an yani yaratılmışlardır. La tefneyani ebeden ve la tebidan. La tefneyani fena ne demek? La tefne yani feniye yefne. Feniye şey'u demek inteha vücuduhu. Yani bitti, ortadan kalmadı, daha gitti demektir. Yani la tefne yani yok olmaz. Cennet, cehennem fani olmaz. Yok olmazlar ebeden. Ve la tebidan, o da tekit ediyor birincisi. O da aynı manada. Ba'de yebidu. Ve la tebidani. Nedirler? Ebedidirler. Cennet de, cehennem de ebedi, onun içindekiler de ebedi. Halidine fiha ebeda, değil mi? Peki orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ehlul cenneti la yemutune ve la yehremune. La yemutune, ölmezler. Ve la yehremune, yaşlanmazlar, değil mi? Herim ne demek herim? Çok yaşlı. Şeyhlik döneminden sonra gelen yaşlılık dönemi. Ve halaka lehuma ehlen, geçtik mi şurada? Ve ennallaha taala halakal cennete ven nara qabla'l halqi. Allah azze ve celle mahlukattan önce cennet cehennemi yarattı. İşte nereden biliyoruz? Hazreti Adem'den önce cennet vardı. Çünkü Bakara suresi 35 ve diğer yerlerde veya Adem uskun ente ve zavucukel cenneh buyurmuştu Adem Aleyhisselam'a. Sen ve eşin cennette otur. Demek ki cennet vardı Adem Aleyhisselam yaratıldığında. Cenab-ı Hak orada kal, orada dur demişti. Şimdi bunu da inkar ediyorlar da. Yani böyle yavaş yavaş bir şey kalmıyor. Bırakmayacaklar herhalde. Bilmiyorum. Ya Adem uskun ente ve zavucukel cenneh dedik. Peki. Ve halaka lehuma ehlen. Cennet için, cehennem için Allah Teala kadroları tayin etti. خَلَقَ لَهُمَا لِلْجَنَّةِ وَالنَّارِ اَهْلًا. Onların kadrosunu yarattı. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضْلًا مِنْهُ. Yani insanlardan kimi Cenab-ı Hak lilcenneti, cennet için dilediyse فَضْلًا مِنْهُ, Allah'ın fazlıdır, ihsanıdır. Yoksa hiçbir kul kendi ameliyle cenneti hak edemez. Bu kadar nimeti karşılığında cenneti hak edemez. Ancak Allah'ın fazlıyla Müslümanlar cennete girerler. وَمَنْ شَاءَ dilediği de لِلنَّارِ مِنْهُمْ, yani insanlardan dilediği cehennemlikse عَدْلًا مِنْهُ, bu da Allah'ın adaleti olur. Nasıl? Yaptın buldun kardeşim. Yapmasaydın gitmeseydin kardeşim. Yapmasaydın gitmeseydin kardeşim diyoruz. Evet, yani bu cennetin fazilet olduğuna, Allah'ın fazlı ihsanı olduğuna burada bir ayet-i kerime getiriyor. Nedir o? Hadis suresinde سَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اُعِدَّتْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. İşte burada ne buyuruyor? ذَٰلِكَ فَضُلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Bu cennet Allah'ın bir fazlıdır, ihsanıdır. Onu dilediğine verir. Efendimiz devamında hadis-i şerif var. Ne buyuruyor? لَا يَدْخُلُوا اَحَدٌ الْجَنَّةِ اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ. لَا يَدْخُلُوا اَحَدٌ الْجَنَّةِ
İlla bi rahmetillah. Kişi cennete sadece Allah'ın rahmetiyle girebilir. Sahabe-i kiram efendilerimiz ne diyorlar? Ve ente ya Resulallah. Siz de mi Allah'ın rahmetiyle girersiniz? Evet, ben de öyle. Fakat velakin tagammedeni yallahu bi rahmetihi. Ve la ene illa en yetagammedeni yallahu bi rahmetihi. Rabbim beni ne yaptı? Rahmetine koydu, gark etti. Buyuruyor. Öteki rivayetler de var. Peki efendim, cennet var, cehennem var. Allah Azze ve Celle cenneti, cehennemi var etti. Onlar sahiplerini bekliyor. Peki şimdi buraya itiraz eder birisi sizi okurken. Ne diyeceksiniz? Önceki anlattıklarımızı düşünerek. وَخَلَقَ لَهُمَا اَهْلًا فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ لِلْجَنَّةِ فَضَلًا مِنْهُ. Yani cennet ve cehennem için kadroları yarattı. Ne demek? Adam zorunlu olarak cehenneme mi girecek? Zorunlu olarak cennete mi girecek? Yani hangi ayetleri okuyorduk burada? فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. Peki hidayetle alakalı orada هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yani adam bunları yapıyor, muttaki oluyor, sonra Allah ona hidayet ediyordu. Peki öteki fasık oluyor. Nasıl fasık oluyordu? İşte bu saydığımız üç şeyi yapıyordu. Fitne çıkarıyordu. Efendim, Allah'a verdiği söze ihanet ediyordu. Bunları yapıyordu. Akrabaya sıla-i rahimi yerine getirmiyordu. Fasık oluyordu. Fasık olunca da onu Allah dalaletin içine savuruyordu, gidiyordu oraya. Yani insan cehenneme gidecek amelleri yapacağını Allah Azze ve Celle ezelde biliyor. Bunları yapacak.